As-salatu ve-selamun aleyh. New York'ta ezan ve ibadet. Bu görüntüler New York şehir merkezinde olmasa da New York eyaletinde çekildi. Sydney isimli küçük bir kasabada. O kasaba 2002 yılından bu yana Osmanlı Nakşibendi tarikatına ev sahipliği yapıyor. Tarikat şeyhi 54 yaşındaki Abdülkerim El-Kıbrısi. İnsanlar İslam'a karşı çünkü medyada yanlış şeyler görüyorlar. Çoğu zaman bilmediğiniz şeyin düşmanı olursunuz. Kasabada kendi içlerinde bir hayat yaşamakla kalmıyorlar. Halkla da diyalog içindeler. İnsanlar bir araya geliyor ve birbirine el uzatıyor. Siz bizi buraya davet ediyorsunuz, birbirimize evlerimizde ziyaret ediyoruz. Bu bize farklı değil, benzer olduğumuzu gösteriyor. O diyaloğun kökeni bir yıl öncesinde yaşanan bir olaya dayanıyor. 2009 Kasım'ında tarikatla kasabanın ileri gelenleri karşı karşıya geldi. O gerginliğin sebebi tarikat müridi 28 yaşındaki taş ustası Adem Çelovski'nin nereye gömüleceğiydi. Çelovski defin için gerekli izinler alınarak dergaha bakan tepedeki ağaçların altına gömüldü. Ancak Sydney kasabasının önde gelenleri buna karşı çıktı. Mezarların kazılmasını, cenazelerin taşınmasını istediler. Kasabada kimin nereye gömüleceğini düzenleyen bir yasa çıkarmaya çalıştılar. Ama işler bekledikleri gibi gitmedi. Sydney halkı kent meclisi toplantısını bastı. Liderlerini İslam düşmanlığıyla suçladı. Dergaha karşı eylemlerin başını çeken kasaba lideri Robert McCarthy'nin görevden alınması için kampanyalar başlatıldı. Ardından Sydney halkıyla Nakşibendi dergahı arasında karşılıklı ziyaretler geldi. Bugün kent meclisinin gündeminde yine özel mülkte özel defin törenlerini düzenleyen bir yasa var. Ancak Nakşibendi tarikatı ve tarikatın şeyhi El-Kıbrısi bir yılı aşan diyaloğun ardından bu kez rahat. One is your family, the other one is your wealth.